Kavimler göçü sırasında batıya doğru göç eden toplumlar, Roma İmparatorluğu'nda iç karışıklıklara neden oldu. Daha sonra 395 yılında Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkıldı. Kavimler göçü, Avrupa'nın uzun yıllar karışıklık içinde kalmasına neden oldu. Avrupa'da değişik toplumların birbirleriyle kaynaşmasını sağladı. Bugünkü Avrupa milletlerinin temellerini oluşturdu. Geniş bir bölgeyi etkileyen ve çok önemli sonuçlar doğuran kavimler göçünü bazı tarihçiler, ilk çağın sonu ve orta çağın başlangıcı olarak kabul ederler. Kavimler göçü sonunda Hunlar, Avrupa'da Tuna Nehri çevresine yerleştiler. Avrupa'da ilk Türk devletini kurdular. Avrupa Hun Devleti adını alan bu devletin en çok tanınan hükümdarı Atilla'dır. Atilla, Doğu ve Batı Roma imparatorluklarıyla sürekli mücadele etti. İtalya üzerine sefere çıktı. Atilla zamanında Avrupa Hun Devleti en geniş sınırlarına ulaştı. Atilla'nın ölümünden sonra yerine geçen oğulları devletin gücünü koruyamadı. Devlet 469 yılında yıkıldı. Avrupa Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra Hunların bir bölümü Karadeniz'in kuzeyine ve batısına çekildi. Geride kalan Hunlar ise diğer milletlere karışarak ulusal kimliklerini yitirdiler.